LGS'ye son 50-100 gün gerçekten süre yavaş yavaş azalmaya başladı ama bizlerin azmi, bizlerin kararlılığı hiçbir şekilde azalmadı. Bizler bu yolda kararlıyız ve inşallah da kazanacağız. Günün sözüne baktığımızda sizin meseleniz şu anda bulunduğunuz yer ile ulaşmayı düşündüğünüz hedef arasında köprü kurmaktır. Şu anda diyelim ki buradayız biz. Şuraya kendimizi koyalım. Ulaşmayı düşündüğümüz lisede burası olsun. Tamam. Bu liseyle kendi aramıza köprü kuracağız. Bu köprüyü nasıl kurabiliriz? Tabii ki tuğlalarla değil, kitaplarla kuracağız. Ne kadar çok kitap, ne kadar çok soru, ne kadar çok deneme çözersek ve bunlardan ne kadar çok kendimiz için faydalı bilgiler çıkarırsak o köprünün üzerine çıkacağız ve en sonunda da hedeflerimize ulaşacağız. Günün yorumuna baktığımızda İsmail Denizkul 560 beğeni almış. Hemen günün yorumuna bakalım. Allah'ım diye başlamış. Sen bu yorumu beğenen herkese sınavında başarılı olmasını sağla amin demiş ve sorularıyla başlamış. Yazıllar olursa birinci dönem müfredatından mı olur? Arkadaşlar okullar açılırsa ve yazıllar olursa muhtemelen en az 1-2 ay eğitim olması lazım. Yani bir dersler olması lazım. Ondan sonra yazıllar olur. Ve o yazıllarda da emin olun çok kolay yazıllar yaparlar. Bunu önceden de söylemiştik. Milletin Bakanlığı şu anda öğrencilerin yapabileceği en güzel şeyler yapmak istiyor. Niye? Okullar açılamadığı için öğrencilerde biraz moral bozukluğu var. Ne LGS inanılmaz kazık olacak. Ne yazılar zor olacak. Hiçbir şey zor olmayacak arkadaşlar. Sadece siz birinci dönem bir konularına çalışın diye LGS'nin resmen yarısını azalttılar. Ve yine aynı şekilde sizlere çok güzel eğer yazılar olursa çok güzel bir yazılı yaparlar. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Yazıları şu anda düşünmeyin. İnkılap tarihi derslerinde nasıl çalışmalıyım? Yazarak mı, okuyarak mı? Tabii ki de yazarak yani not alarak çalışmamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? İşte milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik diye kodlayacağız. Bunlar sadece birinci dönem konuları olduğu için şöyle MB yazayım. Bunları sonra yazacağız. Milli bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye, Yararlı Cemiyetler, işte ...ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve karar kurtaracaktır cümlesi... ...milli egemenlik, meclisin açılması... ...işte başka neler diyebiliriz... ...işte misak milli kararların alındığı mevcutan meclisinin kapatılması... ...buna benzer maddeleri tek tek buraya kodlayarak devam edeceğiz... Soruların hepsinin altını çizmek yararlı mı demiş. Burada bunları bileceğiz yani. Hangi şey milli bağımsızlıkla hangisi milli egemenlikle hangisi milli birlik ve beraberlikle alakalı bileceğiz. Artı olayların da kronolojik olarak yani hangi yılda olduğunu bilmesek bile Amasya'dan sonra Erzurum Kongresi, Erzurum'dan sonra Sivas Kongresi, sonrasında Doğu Cephesi, ardından Güney Cephesi, sonrasında Batı Cephesi de O şekilde sıralamayı bilmek en azından zihnimize kolay, olayları daha iyi anlamamızı sağlar. Soruların hepsini altını çizmek yararlı mı? Hayır. Çok fazla çizersek de kafamız karışır. Matematik denemesi çözünce süre tutuyorum ama bir soruda takılınca bütün süre mahvoluyor. Bu zaten onların da istediği şey. Biz önümüze deneme geldiği zaman yani gerçek sınav geldiği zaman yapamadığımız soruyu mutlaka atacağız. Yani şöyle sayısaldan başlayalım mesela şöyle alalım. Birincisi moralimizi bozmasın diye öncelikle ve en başta fenden başlamamız lazım sayısal. Çünkü matematikte zor bir soru çıkar canımız sıkabilir. Ama yani fenin güzel güzel bitireceğiz. Sonra matematiğe geldik diyelim ki matematik sorular geldi. Bu soruyu yaptık, bu soruyu yaptık. Bu soruda takılı verdik mesela. Olabilir. Hemen atlayacağız. Biz buna antefısı yöntemi diyorduk. Neden? Çünkü eğer açılmamış fıstığı kırmaya çalışırsak dişimiz acır. Halbuki önce açık fıstıkları yiyeceğiz, bitireceğiz. Sonra kapalı antik fıstıklarına yöneleceğiz. İşte matematik denemesi çözerken takıldığı soruyu atacaksın sonra diğerine döneceksin. Yoksa bütün süren mahvolur. Her gün masanın başına oturuyorum ama içeriden televizyon sesleri geliyor. Ben de yarın çalışırım diye televizyon izmeye gidiyorum. Bunun için bir tavsiyeniz var mı? Bunun için yapılacak tavsiye şu. Birincisi ailenizden destek. Lütfen televizyonun sesini kızın diyeceksiniz. Bir. İkincisi odanın kapısının altına Mutlaka şöyle bir e, bir bez, bir havlu, bir battaniye gibi bir şey koyup kapının altından ses girmesine engelleyeceksin iki. Ailen televizyonun sesini kısı. Sen kapının altına da koydun. Yine de hala ailen sesini kısmayıp... hala bangır bangır televizyon izliyorsa, o zaman kulaklık takaraktan e, ...ve hatta e, başka bir akrabana giderek yani gerçi şu anda sokağa çıkma yasağı var sizin için ya başka bir yöntem bulman lazım. Yani ailenden bir kez lütfen televizyonun sesini kısın benim ders çalışım saat Benim başarılı olmamak istiyorsun, olmamı istiyorsanız ve ailen de tabii çok kısık sesle duyamayacakları için diğer odada sen kapının altına bir yalıtım malzemesi koyabilirsin. Kapıya sünger çektirebilirsin. Çok basit. Sünger 1 2 liralık bir şey. Çektiriyorsun böyle kenarlarına ses girmiyor. Mesela bizim stüdyomuzda dışarıdan ses girmiyor. Bunun için özel bir sistem yaptık. Ama ilk başta ilk açtığımız stüdyoda kenarlara sünger çekmiştik. Ses girmiyor. Yani bu kadar basit bir şey. Bu yöntemle de ...odalardan ses gelmesini engelleyebilirsin. Ya da battaniye koyarsın altına. Dedim. Kapının altında delik var, oradan ses tıkır tıkır geliyor. Ses de bir hava gibi bir şey sonuçta. Ee, bir denemede düşüp bir denemede yükselmek neden kaynaklanır? Bu esasında denemenin zorluğuyla alakalı olabilir. Ve aynı zamanda bizim bilgiye olan eksiğimizle alakalı olabilir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir konuyla alakalı diyelim ki gelebilecek 10 tarz soru var. Örnek veriyorum mesela. işte DNA ve genetik kodla alakalı. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 tip soru var. Hoca size konuyu anlatırken birinci tipi gösteriyor. LGS örnek çıkmış soruya bakıyorsun buna bakıyorsun. Örnek soruyu görüyorsun. Bir tane test sınavından çözüyorsun. Bir tane daha çözüyorsun. Bitti artık. Şu anda yeter diyorsun. Sonra giriyorsun denemeye. Deneme de eğer bu beşinden bir tanesi çıkarsa doğru yapıyorsun. Oh diyorsun ne güzel yaptım. Ama ya bunlardan bir tanesi gelirse? O zaman bunlarla alakalı soru tiplerini görüp yani başka başka sorularda çözüp artık sana karşına çıkabilecek bütün soru tiplerini hazır olmuş olursun ve hiçbir soruyu da kaçırmazsın ve hiçbir soruyu kaçırmadığınız zaman da denemelerde iniş çıkışlar azalır. Ee, şu an 430 puanda ve 500 puan istiyorum. Son 50 günde olması mümkün mü? Mümkün çok sıkı bir çalışmayla mümkün. Çünkü 430 puan çok iyi bir puan. Yani bir öğrenci 430 puan yapıyorsa 500 puan da çıkabilir. Yeter ki dişini sıksın. Yani birinci önem konuları dahil, işte ikinci konulara dahil olsaydı belki 430'dan 470'e, 480'e çıkabilirsin derdim ama şu anda 500'e bile çıkabilirsin. Niye? Çok iyi çalışmaya başarabilirsiniz. LGS kaç gün Kaç gün kala çalışmaya bırakmalıyız? Bir gün kala bırakabilirsin. Bir gün kala artık işte son gün çalışmaz. Bırakabiliriz. E, son haftada asla deneme çözmeyeceğiz. Sadece videoları izleyeceğiz. Biz sizler için Türkçe tekrarı, sos, inkılap tekrarı, işte matematik tekrarı, fen tekrarı yapacağız. Sonra en uzun canlı yayınları yapacağız. Dolayısıyla sizi mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. O dönemde hiç işte soru çözüp ay bunu yanlış yaptım 1 daha iyi. falan demeyin. Sadece video izleyeceksin. o günlere gelince söyleyeceğiz zaten. Beyşehir efendimiz tanıtabiliriz. 390 puandan 450 puana çıkmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. 430'dan 570 puan var. 390'dan 450, 60 puan var. Kesin kesin yapılır ve yukarılarda da yükselmez çok daha zor. Yani 350'den 360'a çıkmak bu daha zor deseniz. E, 490'dan 500'e de mi? Tabii ki 490'dan 500'e çıkmak çok daha zor. O yüzden yukarılarda biraz daha zorlaşıyor. Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi'ni... tanıtabiliriz. Günlük kitabına baktığımızda naturalist yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şık adlı eserini görüyoruz. Gerçekten mükemmel bir eser. Birazcık komik de bir eser. İçerisinde sokağın diliyle konuşmalar var. E, şık tam bir e, böyle şöhret denen bir adam var. Böyle kendisini bir şey zannediyor ama esas tam bir batı özentisi. Bununla alakalı güzel bir eser e, okumanızı tavsiye ederiz. Günlük kaynağına baktığımızda birinci dönem konularını içeren yeni LGS geri sayım denemelerini tekrar tanıtıyoruz arkadaşlar size çok önemli bir kaynak çünkü size sınavda bir deneme getirecekler. Dolayısıyla bol bol deneme çözmeniz lazım. Yeni denemelerimiz ve yeni güzel kaynaklarımıza geliyor. Hazır olun arkadaşlar. Gece gündüz sizler için sınavlarda çok iyi notlar alabilmeniz için daha doğrusu LGS çok iyi bir liseye girmeniz için gayret gösteriyoruz. Sizlerin orada sıkı sıkı çalıştığınızı biliyoruz. Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi'ni görüyoruz. 5.92 dilimli almış. 27 öğrencinin 17 sınıf kazanmış. Aman Allah'ım. Diş hekimliği kazanan öğrenciler de var. 4 yıl İngilizce eğitim veren bir okul. Günün sorusuna baktığımızda bir matematik sorusu aman allahım diyoruz. Yapacak bir şey yok gerçekten ama sizler süpersiniz bunu halledersiniz. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Havalar ısınıyor. Virüse çareler bulunmaya başlandı. Herkes iyileşecek, her şey güzel olacak. Siz de o sırada güzel bir liseyi kazandığınız zaman oh bedersiniz. Yeni seneye mükemmel bir şekilde başlarsınız. O yüzden siz sıkı sıkıya çalışmaya devam edin ve güzel liseleri kazanın. Hadi bakalım.